Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Bakara suresi ayet 4'te kalmıştık. Cenab-ı Hak muttakileri vasfediyordu. Muttakilerin birinci sıfatı gayba iman etmeleriydi. İkinci sıfatları namazı hakkıyla kılmalarıydı. Ve üçüncü sıfatları da Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeylerden infak etmeleriydi. Bu üç sıfatı izah ettik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vellezine ve muttakiler, takva sahipleri o kimselerdir ki, takva sahiplerinin dördüncü sıfatı geliyor. Yu'minune, iman ederler. Bima, o şeye ki, ünzile ileyk, sana indirildi. Ve ma, ve o şeye ki, ünzile indirildi. Min gablik, senden önce. Takva sahipleri o kimselerdir ki sana indirilen şeye ve senden önce indirilenlere iman ederler. Beşinci sıfatları ve bil ahireti, ve ahirete hüm, onlar o takva sahipleri yuginun, şüphesiz iman ederler. Dönelim başa. Vellezine yu'minune bima unzile ileyk. Takva sahiplerinin dördüncü vasfı. Onlar ki sana indirilen şeye iman ederler. Burada iki tane nokta var. Birincisi, sana indirilen şey ifadesinde ünzile fiili kullanılmış. Mazi sigası. O şeye ki sana indirildi demek. Halbuki daha Kur'an'ın inzali o zaman tamamlanmamıştı. Kur'an'dan çok az şey inmişti. Hal böyle iken niçin indirildi mazi sigasıyla zikredilmiş? Alimler demişler ki Kur'an hükümde tek bir şeydir. Kur'an'ın bir bölümüne iman eden diğer bölümüne de iman etmek zorundadır. Kur'an'ın indirilmiş olan kısmına iman eden indirilecek olan kısma da iman edecektir. Değil bir parçasını, değil bir cüzünü, bir sayfasını, değil bir ayetini, Kur'an'ın bir kelimesini inkar eden, şu kelime Kur'an'da yok diyen kimse Kur'an'ın tamamını inkar etmiş gibidir. İşte Kur'an hükümde tek bir şey olduğu için mazi sigasıyla ifade edilmiş, bima unzile ileyk, sana indirilen şey buyurulmuş. İkincisi, bu da cayi dikkat, onlar Kur'an'a iman ederler buyurulmamış. Onlar sana indirilen şeye iman ederler. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen tek şey Kur'an değil. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ, sana indirilen şeyin içinde Kur'an da var, hadis de var, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan bütün vahiyler var. Namazın 5 vakit olması, namazın rekat sayılır. Namazın kılınma şekli,
haccın, ümrenin eda şekli, zekatın miktarı ve keza sünnet ile ifade edilmiş, emredilmiş ne varsa ve ma unzile ileyk, sana indirilen şeye dahildir. O zaman kulakları çınlasın. Ben Kur'an'a iman ederim, başkasına iman etmem diyen kimsenin. Cenab-ı Hak takva sahiplerini vasfederken onlar Kur'an'a iman ederler demiyor. Onlar sana indirilen ne varsa ona iman ederler. Başka bir yerde وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُوا. Tam bunu şerh etmiş. Resul aleyhissalatu vesselam size ne vermişse onu alın. Bakın ne vermişse ve sizi neden nehyetmişse ondan kaçının. Ne vermişse, neden nehyetmişse. Sünneti, hadisleri inkar edenler bu ayet-i kerimelere dikkat etmeliler. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ. Takva sahipleri o kimselerdir ki onlar sana indirilen ne varsa ona iman ederler. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ve senden önce indirilen şeye de iman ederler. Bir mümin Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un, Allah'ın kitabı olduğunu inkar etse o anda dinden çıkar. O kitaplara iman etmek zorundadır. Hangi peygambere, hangi suhuf, hangi kitap verilmişse müminler ona iman ederler. Takva sahiplerinin beşinci vasfı وَبِالْ اٰهِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. Onlar ahirete ikan ederler. Yuginun aslı yakinden geliyor. Yakin, şüphe olmadan, tereddüt olmadan iman etmek. Onlar ahirete yakini bir şekilde iman ederler. Bakın Cenab-ı Hak Kur'an'da müminleri bu sıfatla çok vasfediyor. Ve müminlerin böyle olmasını emrediyor. Mesela Hucurat Suresi. İnnemel mu'minûnellezîne. Müminler ancak o kimselerdir ki âmenû billâhi. Onlar Allah'a iman ederler. Tam ayet-i kerimede, ayet-i kerime numarası da vermek istiyorum. Ayet 15 Hucurat. Onlar Allah'a iman ederler ve Resulihi ve Allah'ın Resulüne iman ederler. Sümmelem yaktabu. Bak. Sümmelem yaktabu. Ve sonra onlar bu imanda şüpheye düşmezler. Sonra bu imanda şüpheye düşmezler. Peki bir müminin Allah'a Hucurat Suresi, Resulüne Hucurat Suresi, burada ahirete iman etmesi, bu imanda şüpheye düşmemesi nasıl olacak? Bunun iki tane yolu var. Üçüncü bir yolu yoktur. Birinci yol, kalp gözünü açar, seyri sülük eder, Allah da ona ihsan eder, gayba iman ettiği şeylerin bir kısmını, kabir hali, cennet, cehennem, melekler gibi, bizim eşyayı gözümüzle gördüğümüz gibi gör. Birincisi bu. Bu görüşü yakalayan imanda şüphe etmez, ahirete yakini bir şekilde iman eder. Peki bunu yapmak çok zor, çok uzun bir yol. İkinci yol da bakın,
bir nebze Risale-i Nur'un yolu. İmani hakikatleri, delilleriyle, hüccetleriyle öğrenmek. Bu nokta çok önemli. Biz bu konuda bir eser hazırladık. Adına Cennetin Anahtarı İman dedik. Bu eseri seyretmenizi ben bu bağlamda tavsiye ediyorum. Oradan sadece bir nakil yapmak istiyorum. Şeksiz ve şüphesiz iman hakkında. İmam Eşari diyor ki, iki itikat mezhebi, Eşari Maturidi, bu mezheplerden birisinin kurucusu söylüyor. Diyor ki, delil imanın sıhhat şartıdır. Yani İmam Eşari'ye göre bir kimse iman ettiği şeylerin delillerini bilmezse mutlak mümin sayılmaz. Niye? İmanın bir şartı. İmanın şartını yerine getirmediği için, delile nüfuz etmediği için İmam Eşari Hazretlerine göre mutlak mümin değildir. İmam Eşari der ki, ama kafir de değildir. Çünkü imanın zıttı olan küfür onda mevcut değildir. Peki bu nedir? Diyor ki imam, onun işi Allah'a kalmıştır. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Bak. Peki İmam Eşari böyle diyor da, diğer imamlar delilin kıymetini inkar mı diyor? İnkar yok. Sadece diğer imamlar delili imanın şartı kabul etmemiş. Delil olmasa da iman ederse mümindir demiş. Ama bakın devam etmişler. Demişler ki delil aramayı terk ettiği için diğer asiler gibidir. Tam ifade bu. Onların ifadesi. Diğer asiler, yani Allah'ın haramlarını çiğneyen, ben saymayacağım, o asiler gibidir. Alnında asi damgası vardı. İmam-ı Azam bunu söylüyor. İmam-ı Azam ne demek yani? Fesubhanallah. Diğer asiler gibidir. Allah affederse ne âlâ. O zaman bakın, Kur'an da aynı şeyi söylüyor. Hani o imamlar bu içtihatları haşa ve kella vehimlerinden, nefislerinden falan yapmamışlar. Ve bil ahiretum yuginun. Allah böyle vasfediyor Müslümanı. Onlar ahirete görürcesine yakini bir şekilde iman ederler. Onlar Allah ve Resulüne iman ederler. Sümme lem yaktabu, sonra şüphe etmezler. Bunun gibi onlarca ayet-i kerimeyi delil göstermişler. O zaman bir mümine en lazım olan iş, farzın edasından sonra alnındaki delili terk etmekten dolayı yazılmış olan asi damgasını delili talep ederek silmektir. Bakın, çok yanlış bir inanç var bu toplumda. Çok yanlış. Bir Müslüman delil talep ettiğinde birisi diyor ki benim imanımda şüphe yok. Deliline ihtiyacım var. Ama İmam Eşari diyor ki delili yoksa mutlak mümin değildir. İmam-ı Azam diyor ki delili yoksa asidir. Fesubhanallah. Yani toplumun genel algısı İslam'ın ruhuna ne kadar muhalif. Ve bil ahiretihim yuginun. Onlar ahirete şüphesiz, kat'i, şeksiz bir şekilde iman ederler. İmanın, imanda delilin kıymetini, Cennetin Anahtarı İman isimli eserimizi havale ediyorum. Ne olur seyredin.
delil aramanın kıymetini bir daha orada ikrar edelim. Ülaike, işte onlar. Ülaike, onlar kim? Bu sayfada vasfedilen takva sahipleri. Bir, gayba iman edenler. İki, namazı kılanlar. Üç, Allah'ın kendisine vermiş olduğu rızıklardan infak edenler. Dört, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama indirilene ve ondan önce indirilenlere iman edenler. Ve beş, ahirete yakini bir şekilde iman edenler var ya, ala hüden, onlar bir hidayet üzeredir. Kim tarafından? Min Rabbihim, Rableri tarafından. Onlar Rableri tarafından bir hidayet üzerindedir. Sayfanın başında da bakın, zalikel kitabu la gaybe fi hüden lil muttaki. Bu kitap kendinde şüphe olmayan bir kitaptır. Muttakiler için hidayettir. Sonra Cenab-ı Hak muttakilerin sıfatlarını saydı ve dedi ki işte onlar Rableri tarafından olan büyük bir hidayet üzeredir. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Kur'an'ın bazı yerlerinde Kur'an vasfedilirken hüden linnas, insanlar için bir hidayettir buyurulmuş. Burada hüden lil muttakin, takva sahipleri için bir hidayettir buyurulmuş. Şimdi Kur'an insanlar için mi bir hidayet, yoksa sadece takva sahipleri için mi bir hidayet? Müfessirler bu soruya şöyle cevap vermişler. Hidayet iki kısımdır. Bir, doğru yolu göstermek, o yolu tarif etmek, o yola işaret etmek, o yolu öğretmek. Kur'an bu manada bütün insanlar için hidayettir. Çünkü bütün insanlara cennetin yolunu göstermiştir. İkincisi, o yolda yürütmek, maksuda, matluba, kişiyi vasıl etmek. İşte Kur'an bu manada sadece takva sahiplerine bir hidayettir. Evet, Kur'an cennetin yolunu insanlara gösterir. Bu manada hidayetin güneşidir. Bir kısım insanlar o güneşin ışığına karşı gözünü kapatır. Bir kısım insanlar o güneşin ışığı altında maksuda doğru adım atar. İşte Kur'an hidayeti tarif etmekte, hidayeti göstermekte bütün insanlar bir hidayettir. Ancak Kur'an'ın bu hidayetinden ancak takva sahipleri nasiplenebilir. Cenab-ı Hak bizi takva sahiplerine ilka etsin, ilhak etsin. Ülaike ala hudan min Rabbim. İşte onlar Rableri tarafından bir hidayet üzeredir. Ve ulaik, işte onlar var ya, hümül muflihun, felah bulanların ta kendileridir. Ülaike humul muflihun, onlar felah bulanların ta kendileridir. Üstad Hazretleri'nin buraya yapmış olduğu bir tefsir var. Şimdi Üstad Hazretlerinden bu tefsiri dinleyelim. Ülaike humul muflihun, onlar felah bulanların ta kendileridir. Burada bir sükut var.
Neye felah buldular? Sükut var. Neye felah buldukları izah edilmemiş. Bir ıtlak var. Yani kayıt altına almamış. Felah bulmak nedir? Onu mutlak bırakmış. Neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş. Niçin etmemiş? Ta herkes istediğini içinde bulabilsin. Bakın Kur'an sözü az söyler ki zevki, meşrebi, mezhebi, matlubu, maksudu farklı farklı olan kimseler o kelamın içinden hisselerini alabilsinler. Kur'an'da işte onlar felah bulanların ta kendileridir buyurmuş. Ama neye felah buldu? Bunu mutlak bırakmış. Kayıt koymamış. Ta herkes istediğini içinde bulabilsin. Sözü az söyler. Ta uzun olsun. Ve subhanallah. Kur'an sözü az söyler. Ta çok manaya gelsin. Çünkü felahtan kasıt ne? Bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. Amaç nedir bir kısım için? Cehennemden kurtulmak. Bir kısmı yalnız cenneti düşünür. Bir kısmı saadet ebediye, cennette ebedi kalış ve cennetteki ebedi saadeti arzu eder. Bir kısmı yalnız rıza ilahi. Gözünde ne cehennemden kurtuluş var, ne cennet var, ne ebedi saadet var. Sadece Allah'ın rızasını rica eder. Bunu bekler. Bir kısmı daha da ileriye gitmiş. Rü'yet-i ilahiyye. Allah'ı görmeyi, gayeyi, emel bilir. Onu mutlu edecek tek şey Cenab-ı Hakk'ı görmektir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Cenab-ı Hakk'ı seyretmektir. Ve herkese. Bakın muhtelif gruplar var. Muhtelif fıtratlar var. Her fıtratın arzusu başka. Birisi cehennemden kurtulmak istiyor. Birisinin felahı cennet. Birisi ebedi saadeti arzu ediyor. Birisi Allah'ın rızasını gaye yapmış. Birisi Cenab-ı Hakk'ı görme sevdasında kaybolmuş. Bunun gibi pek çok yerlerde Kur'an sözü mutlak bırakır. Kayıt koymaz. Hazfeder. O kaydı saklar. Ta çok manaları ifade etsin. Kısa keser. Ta herkesin hissesi bulunsun. Bakın şimdi. İşte el muflihun der ki neye felah bulacaklarını tayin etmiyor. Neye felah bulacaklar? Kurtuluş nedir? İzah etmiyor. Güya o sükutla der. Ey Müslüman, müjde size. Ey muttaki, sen cehennemden felah bulursun. Hani bir kısmının gayesi cehennemden kurtulmaktı ya. Ve ulaike humul muflihun. İşte onlar felah bulanların ta kendileridir. Bunu okuduğunda felah bulmayı cennetten kurtulmakla tefsir eder. Zevkini ve duygusunu tatmin eder. Allah ona der ki ey takva sahibi sana müjde olsun sen cehennemden kurtuldun. Ama başka birisinin derdi ve matlubu başka. İşte şu kaydı koymamakla Cenab-ı Hak der ki ey Salih sen cennette felah bulursun. Cennet arzu ediyordu ya. Onun felah cennetteydi ya. Bakın Kur'an manayı hazfetmiş, saklamış. Ey Salih, sana da müjdeler olsun. Sen de felah buldun. Hadi gir cennete. Ey Arif, yükseliyor makamlar.
Sen rıza ilahi Allah'ın rızasına nail olursun. Ey aşık, sen rü'yete mazhar olursun ve hakeza. İşte bu Kur'an'ın belagatı. Kur'an sözü az söyler, ta her zevk sahibi o sözün içinde kendine ait bir şeyi bulabilsin. İşte onlar felah bulanların ta kendileridir. Ne var içinde? İşte onlar cehennemden kurtulan, cennete giren, ebedi saadeti kazanan, Allah'ın rızasına ulaşan ve Allah'ı görme devletine, şerefine ulaşanların ta kendileridir. Hepsi o felahın içinde gizli olan manalarmış. Bir daha manaya dikkat kesilelim. Cenab-ı Hak bu sayfada müminleri anlattı. Devam eden ayet-i kerime ile Cenab-ı Hak kafirleri anlatmaya başlayacak. Biz kafirlerin geçtiği ayet-i kerime Bakara 6'yı bir sonraki dersimize bırakalım. Bu sayfanın manasıyla tefsir sohbetimizi tamamlayalım. Elif, la, mim. İşte bu kendinde şüphe olmayan kitaptır. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar ki gayba iman ederler. Namazı ikame ederler. Bizim onlara verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Onlar ki sana indirilen şeye ve senden önce indirilen şeye iman ederler. Ve ahirete şüphesiz, tereddütsüz, yakini bir şekilde iman ederler. İşte onlar Rablerinden olan bir hidayet üzeredir ve onlar felah bulanların ta kendileridir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha.